ediyoruz 3. bölümde. Bu bölümde Skype hattında konuğumuz İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez. Turhan Bey de aramızda, bir merhaba diyelim. Ha peki, tamam, hazır değil. O zaman şöyle yapalım. Turhan Bey gelince kendisine merhaba deriz. Hazır değilmiş. Peki. Şimdi sizde kalmıştık efendim. Buyurun. O propagandanın gücü. Şimdi, propagandanın gücü, evet. Şimdi buradaki mesele Tayyip Erdoğan açısından veya Cumhur İttifakı açısından bakarsak duygular üzerinden gidecekler. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim diyecekler. Ciddi kopuş oldu mu sizce tabanı? Zannetmiyorum daha. Şimdi göreceğiz. Önümüzdeki 3 hafta çok belirleyici. Ben muhalefet açısından baktığımda muhalefetin HDP'siz veya Yeşiller Partisi emek onu dışarıya bırakıp altılı masa tarafından baktığımda Mart başında kriz olarak görünen konulardan sonra ben toparlandıklarını ve iyi gideceklerini görüyorum. Bir kere ben oyumu belli edeyim. Milletvekili için karar vermedim ama orada endişelerim var. Cumhurbaşkanlığı konusunda ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Yani bütün konuşmalarımı o çerçevede karar vermiş bir insan olarak yapıyorum. Şimdi Kemal Bey'in kampanyası çok özellikle... Çok özür diliyorum. Turan Bey'e bir merhaba diyelim. Turan Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, teşekkür. Akşamlar, konuklarımıza saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. Merhaba Turan. Buyurun efendim. Turan Bey bizim çok beraber milletvekilliği yaptığımız, çok sevdiğim, çok takdir ettiğim ve Türkiye'ye hakikaten hizmetleri olacağına inandığım bir milletvekili adayı. Milletvekili olacağına da hiçbir tereddütüm yok. Şimdi Millet İttifakı'nı tekrar ele alırsak, kampanya itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun kampanyaya dahil olması, Mansur Yavaş'ın kampanyaya dahil olması son derece isabetli oldu. Şimdi burada o Mart başındaki krizlerin artık bitmesi lazım. Meral Hanım'ın esas itibariyle yapmış olduğu çıkış o günlerde masayı dağıtıyor gibi görünmekle beraber bugün neticesine baktığımızda masayı daha da toparlayan, daha da kuvvetli bir hale getiren bir çıkış. Yani Meral Hanım'ı orada takdir etmek lazım. Ve İYİ Parti'de bazı oy kayıpları var diye düşünülüyorsa bunu da önümüzdeki 3 hafta 4 haftaki dönemde Turan kardeşimiz gibi kişilerin de gayretlerinden toparlanması gerektiğini düşünüyorum ve toparlanacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu da geldikten sonra hakikaten daha canlı bir kampanya haline geldi. Mesela bir Muharrem İnce meselesinde Ekrem İmamoğlu'nun konuya girmesi ve eşleşmesi daha onu nötralize eden Millet İttifakı'nda daha ön plana çıkaracak bir durum haline geliyor. Ben şunu temenni ediyorum. Hakikaten şunu temenni ediyorum. Bir tek parti döneminden kurtulmak isteniyor ise, bir anayasa değişikliği yapılmak isteniyorsa, çok zor olmakla beraber hala 3 haftalık kampanya, bundan sonraki 3-4 haftayı Millet İttifakı'nın HDP'siz veya işte Yeşiller Emek İttifakı olmadan 360'ı elde edebilecek bir gayret içinde olması lazım. Hayal görüyorsun diyebilirsiniz bana. Olabilir. Bazen siyaset hayal de icap ettir. Hedef yüksek tutulmalıyorsunuz. Bu tutulmadığı takdirde şunu görelim. Bugünkü anayasayla devam edeceğiz. Bugünkü anayasayla devam edeceğimiz zamanda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın yanında kuvvetli olarak parti başkanlarından beraber Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olmaları iyi bir şeydir. Bu kötü bir şey değildir, iyi bir şeydir. Mitinglerde görüyoruz, çok büyük coşku. Fevkalade Ekrem İmamoğlu'nun devreye girmesi hakikaten bir şey getirdi, bir cevaliyet getirdi. İyi bir şey oldu. Çünkü Kemal Bey çok artılarına rağmen bir akil insan görüntüsü veriyor ama duygusal olarak Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu, seçmenden kurmuş olduğu ilişki Kemal Bey'e tamamlayıcı bir unsur olarak kampanyaya gelmiş oldu. Bunlar iyi şeyler. Ha netice ne olur? Belki baştaki hararetli seçim güvenliği konusundaki hararetli münakaşamız veya münazaramız da şu o bakımdan önemliydi. Ben milletvekili seçimini 3 senedir 4 senedir katıldığım her programda Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar hatta daha önemli olduğunun iddiası içindeyim. Evet. Neden? Basit örnekler vereyim. Deniyor ki hırsızları yargılayacağız.
yolsuzlukları yapanları yargılayacağız. Bunu yapabilmek için 360'a ihtiyacınız var. Hatta Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki kişiyi adalet önüne getirmek istiyorsanız 400 oya ihtiyacınız var. Yani 400 oy olmadığı takdirde bunlar havada kalacak laflar. Anayasayı değiştirmek istiyorsunuz. Onun için de 360'a ihtiyacınız var. Bunu HDP ile beraber veya işte HDP derken yanlış anlaşılmasın, Yeşiller ve Emek Parti ittifakıyla beraber yapmanız fevkalade zor. Neden? Onlar diyorlar ki biz halk değil halkları istiyoruz. İkiz yasaları yürürlüğe girsin istiyoruz. Özellik şartı gelsin istiyoruz. Hı hı. Özellik şartına belki CHP müsbet bakabilir ama ikiz yasaların üzerindeki çekincelerin kaldırılması Türkiye'de bir beka sorunu olabilecek bir konu. Ciddi konular bunlar. Dolayısıyla orada ben özellikten kastedilen yerel yönetimleri, yerel, idare özellikleri. O şey, yani şey Avrupa şartı. Tamam. Şartı. Dolayısıyla bütün bunların yapılabilmesi için Millet İttifakı'nın mecliste kuvvetli bir sandalye sayısına gelebilmesi lazım. Evet. Bugünkü kampanyada sanki onu alabilecekleri ümidini veriyor. Ben şahsen Kemal Bey'e oy vereceğimi söyledim. Milletvekili için karar veremedim. Hakikaten veremedim. Listelerden dolayı mı kararsızsınız? Şimdi listelerde bir kere hakikaten içime katiyen silmeyen şeyler var. Ben bir Sadullah Ergin'i orada gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Bir İdris Naim Şahin'i gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Buna benzer 8-10 kişi var. Olacak iş değil yani bunların olması. Burada ben CHP'yi de sorumluluk altına sokacak durumda değilim. Ama bir Ali Babacan'ın hangi akla hizmet Sadullah Ergen'i bir demokrasi havarisiymiş gibi, muazzam demokratikleşme hamlelerinin içindeymiş gibi aday göstermesini bizim aklımızla alay etmek olarak görüyorum. Yapacağım şudur, bulunduğum bölge benim İstanbul 2. bölge. İstanbul 2. bölgede DOMS sistemini de dikkate almak suretiyle muhalefetin marjinal ol kayıpları yüzünden milletvekili kaybetmemesi için kime oy vermem gerekiyorsa gidip ona oy vereceğim. Bu bir muhalefet partisi olacak. Evet. Stratejik yani, oy kullanacağım. Stratejik oy kullanacağım. Ama özellikle Ali Babacan'ın bazı kişileri ki Sadullah Ergin onun örneği, maalesef İyi Parti'den de nedense İdris Naim Şahin aday oldu. Bunların aday yapılarak meclise getirilmesini hiçbir şekilde ne siyaseten, ne aklen, ne mantıken, ne ahlaken izah edemiyorum. Peki, dilerseniz senin muhatabı da var, soralım. Aslında başka sorular hazırladım ama buradan da geçiş yapmış olalım. Turan Bey, bu eleştirilere ne dersiniz? İdris Naim Şahin ismi üzerine gelen eleştirilere, İYİ Parti'ye dönüş. Turan'a sormayın ya. Turan'ı zor durumda bırakmayın bunu düşün. Yok yok, ben teşekkür ederim. Bir siyasetçi bütün sorunları... Turan Bey, deneyimli misiniz? Siyasetçi yanıtını verin. Buyurun. Bir İlim Bey'in hassasiyetine saygı duyuyorum. Çok önemli bir konunun altını çizdim. Aslında bu soru bu akşam Sayın Genel Başkan'a da, Sayın Akşener'e de yöneltildi. Ve çok net bir cevap verdi. Dedi ki, biz devlet değiliz. Devleti yöneten şu an AKP. İdris Naim Şahin görevden alındı. En büyük tepki, yani eleştiriliği getirenlerden bir tanesi o zaman Sayın Bahçeli'ydi. Eğer bu iltisak varsa, bu iddia varsa, tabii ki bugüne kadar gereken yapılmadı. Benim de görüşüm yönde. Eleştirim olabilir. Büyük ölçüde Emin Bey'e katıldığım konular da var ama bugün itibariyle partimizin birinci sıra adayıdır ortadan. Ve bugüne kadar iktidar tarafından kendisiyle ilgili bu iddialarla açılmış ne bir soruşturma vardır, ne bir iddia ortaya konmuştur. Dolayısıyla biz Sayın İdris Naim Şahin'le beraber siyaset yapacağız. Ancak ben kişisel olarak sorunun diğer yarısına cevap vermem gerekirse, Ergenekon kumpasının olduğu dönemde, o kumpasların en ağır şekilde yaşandığı dönemde, Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı. Yine söyleyeyim, biz CHP ile ittifak ortağıyız ve ben kendi bölgemde ve Türkiye genelinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sonuna kadar destekliyorum. Ve biz ittifak olarak parlamentoda en fazla milletvekilini almak için çaba harcayacağız, gayret edeceğiz. Amacımız bu tek adam rejimini bir an önce bitirmek ve Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirmek, geçirebilmek.
Bu bakımdan ittifak ortaklarımızın kendi iç bünyelerinde aldığı kararla ilgili bir değerlendirme yapmak istemem. Fakat ben bireysel ömür boyu ağır hapiste yargılandım. 15 yıl ek olarak ağır hapiste yargılandım. Hiçbir kabahatim, hiçbir günahım yok, hiçbir yanlışım yok. Ağır bir kumpas davasıydı. Çok ağır bir kumpas davasıydı. Arkasında zamanın iktidarı vardı. Arkasında zamanın Adalet Bakanı'nın kurguladığı mekanizma vardı. Ve o gün Adalet Bakanı çok kudretli bir adalet bakanıydı. Bugün Ergenekon kumpas davası başladığında ben yoktum demesi kendini temize çıkartmaz. Kendini temize çıkartmaz. Sadullah Ergin'in bu millete bir özür borcu vardır. Bu kumpas davasında acı çeken, ızdırap çeken, mağdur olmuş, eziyet görmüş, haksız bir şekilde yıllarını vermiş, hatta hayatını vermiş insanların yakınlarına karşı bir özür borcu var, bir af borcu vardır. Ben Sadullah Ergin'i affettim. Affettiniz mi? Onu duyamadık. Affetmiyorum. Ben onun Adalet Bakanı olduğu bir dönemde oğlumu 6 yaşında bu ülkede bıraktım. İlkokula gitmiyordu bıraktığımda. Döndüğümde üniversiteye başlamıştım. Ben babamı geçtiğimiz günlerde kabre koydum. Tam 24 bayram ben babamın elini öpemedim. Ben ailemden ayrı kaldım. Sokaklarda yattım. Aç kaldım. Sokak süpürdüm hayata tutunabilmek için. Ve defalarca inanılmaz iftira, itham ve suçlamalara maruz kaldım. Hiçbir günahım yok. Bir tek kabahatim iktidara yapmayın demekti. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Yapmayın. Çalmayın ve çırpmayın. Bu milleti adam gibi idare edin. Dış politikada hatalarınız var. Gırtlağınıza kadar yolsuzluğa battınız. Söylediğim oydu. Evet. O dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Yine söylüyorum, CHP'den milletvekili adayıdır. Deva Partisi'nin milletvekili adayıdır. Bizim ittifak ortağımızdır. Bu tercihe saygı duyarım. Ama Sadullah Ergin'le ilgili bu kadar haksızlığa maruz kalmış ve zulme maruz kalmış biri olarak, kendi şahsım adına konuşmuyorum ama o süreci bizatihi yaşamış biri olarak ben Sadullah Ergin'e hakkımı helal etmiyorum ve Sadullah Ergin'in hesap vermesi gerekiyor. Bugün ben dava başladığımda ben yoktum falan demesi peki, onu asla ve asla temize çıkartmıyor. Peki efendim, o zaman tam da hesap vermesi gerekir dediğiniz için... Diyelim ki ittifak olarak iktidara geldiniz ve bu geçmiş süreçler yeniden açıldı. Ucu Sadullah Bey'e dokunursa, dokunabilir mi? Ben kişisel olarak üstüme düşeni yaparım Begüm Hanım. Ben kişisel olarak üstüme düşeni yaparım. Ama bir duyalım, bir şeyini duyalım, bir yanıtını duyalım. Yani teknik olarak belki... Evet. Ama anladığımız o ki bu bir feragat listesi. Yani herkesin işte yüreğine taş bastığı bir durum bakın, olmuş. Neden? Listeye saygı duyuyorum. Bu listeye saygı duyuyorum. Ya böyle şey olur mu ya, Allah'ını severseniz? Ne demek bu ya? Lazım yok. Ama ben bugün bunları kayda geçirmezsem, bugün eğer susarsam ve bu konudaki eleştirilere ya da değerlendirmelere kayıtsız kalırsam, ben o zaman kendi siyasal duruşumu inkar etmiş olurum. Kendi karakterimi reddetmiş olurum. Ben dosdoğru bir siyasetçiyim. İnandığım şeyleri her şekilde söyleyen bir siyasetçiyim. Ama öte yandan hem ittifakın disiplinine hem ittifakın ruhuna saygı duyan birisiyim. Parti disiplinine sonuna kadar riayet eden birisiyim. Fakat burada bireysel olarak benim Sadullah Ergin'e hesap sormak, parlamentoda yeri geldiğinde buna dair gerekeni yapmak benim siyasi sorumluluğumdur. Çünkü o dönemde yaşananları ve yapılanları en iyi ben biliyorum. Ben bugün susarsam, hayır yoktur bir şey dersem öteki yanlış siyasetçilere benzerim. Yine söylüyorum. Neyse. İttifak ortağımdır. Saygı duyuyorum. Evet. Ama kişisel olarak bu eleştiri hakkımı da baki bırakıyorum. Evet. Yani şimdi zaten bir süreç, önce iktidarı kazanmanız ve sonrasında geçiş sürecinin tamamlanması, bu centilmence sürecin sonunda fikri mücadeleyi birbirlerinize karşı da verebileceğinizi söylüyorsunuz. Peki, yapamayız. Bir şey söyleyeceksiniz. Yapılamaz. Bu mecliste bu yapılamaz o zaman. Bakın, geçiş sürecinde yapılamaz diyorsunuz. Yapılamaz. Peki. Çünkü çok basit iki şey söyleyeyim. Kemal Bey oy vereceğimi söylememe rağmen bunları söylüyorum. Siz bir soruşturma komisyonu kuracaksınız ve araştırma komisyonu kuracaksınız. Bunu kurarken Deva Parti Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun partisinin oylarına ihtiyacınız var mı? Var. Yani bu oylar olmadan nasıl kuracaksınız bu komisyonları? Yolsuzlukları araştıracaksınız.
2015-2016'ya kadar o yolsuzluk denilen işlerin altında Davutoğlu'ndan Babacan'ın imzası var. Onların milletvekilleri oy verip araştırma komisyonlarını mı kurduracaklar? Şimdi bazı şeyleri yanlış değerlendirmemek lazım ve realiteleri görmek lazım. Ben şimdi programın başında mevcut millet ve bakanların utanma duygularını kaybettiğinden bahsettik, değil mi? Devletin imkanlarını kullanıyorlar, devletin imkanından propaganda yapıyorlar, buna Cumhurbaşkanı da dahil. Ben şimdi Sadullah Ergin'e soruyorum. Onda utanma duygusu kaldı mı? Sadullah Ergin milletvekili olup da Türkiye Millet Meclisi'ne ne katacak? Türkiye'de kanunlar daha mı iyi yapılacak? Millet Meclisi daha mı iyi çalışacak? Araştırma komisyonları daha mı iyi kurulacak? Şimdi kendisine de sormak lazım. Geçen gün çıkmış konuşuyor televizyonda. Bütün demokratikleşmeyi neredeyse sayesinde olmuş Türkiye'de. İnsan utanır. Demin AK Partili bakanlara söylediğimizi ben buradan Sadullah Ergin'e tekrar ediyorum. Eğer bir utanma duygusu varsa bu listeler kesinleşmeden çekilmesi lazım. Partisi onun yerine başka birini aday göstersin. Ama öyle bir durum yok. Babacan açıklama yaptı. Böyle bir i̇şte durum yok dedi. İşte o zaman itimadımız... Sayın Kılıçdaroğlu bakın, biz onların iş işine karışmayız. Ha, öyle şey yok. Ha, bak şimdi şey orada dedi. Kemal Bey'i de tenkit ediyorum. Öyle şey olur mu? Peki. Bir dakika. Ali Babacan Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak değil mi seçim kazanırsa? Evet. Ona bağlı yerde Cumhurbaşkanı olan Kemal Bey'e rağmen... Ben şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım dediği zaman Kemal Bey karışmayacak mı ona? Böyle şey olur mu? Yani burada bir fikri tutarlılık ve ahlaki tutarlılık lazım. Peki Gökhan Bey'e soralım. Gökhan Bey itirazınız var mı? Yönetimde böyle bir tutarsızlık oluşur mu? Ve tabii ki sizin listenizden, adayınız değil ama listenizden girdiği için eleştirilere siz nasıl yanıt verirsiniz? Tartışmaların tamamına saygı duyuyorum. Meseleye her yönüyle beraber bakmamız lazım. Bakarken de verili durumu iyi analiz etmemiz gerekiyor. 6 Nisan 2022 tarihli resmi gazetede bir seçim yasası değişikliği yaptılar. Bu seçim yasası değişikliğiyle yalnızca baraj %10'dan %7'ye indirilmekle kalınmadı. Aynı zamanda don sisteminde de bir değişiklik meydana getirdiler. Şimdi Türkiye tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz. Bu seçim bir parti seçimi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi değil. Sadece ittifaklar seçimi de değil. Birkaç yerde söylüyorum, beni çok etkilediği için burada da tekrar edeyim. 10 yaşında bir oğlum var, 85 yaşında da bir annem var. Oğlumun oyun oynaması, derslerine bakması, annemin de arkadaşlarıyla vakit geçirmesi lazım. Bana 3 günde bir anketler nasıl diye soruyorlar. 3 günde bir. Oğlum dahil olmak üzere. İnanın hep bu sorumlulukla dolaşıyoruz. Sadullah Ergin hakkında da, İdris Naim Şahin hakkında da burada konuşulanlardan çok daha fazlasını söyleyebilirim. Ve kanaatim de gerçekten aslında bu yönde. Beni tanıyanlar biliyorlar. Ama ben beraberinde de şuna bakmak gerekiyor. Biz bu seçimde 50 artı 1'i bulmak zorundayız. Benim en yakın arkadaşlarımdan şu eleştiriyi getirenler oluyor. Ya biz bu ittifak politikasına inanmıyoruz. Peki niye inanıyorsunuz? Yakın arkadaşım hani, dediğiniz partili... Partili arkadaşlarımdan, siyaset arkadaşlarımdan, evet. Avukat arkadaşlarımdan. Ya başka bir seçenek vardı da bu tercih edilmedi ki. Türkiye'yi koalisyonlardan kurtaracağız diyen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi dünyada örneği olmayan bir ucube sistem kurarak bu sisteme mahkum etti. Ve biz burada çok zor bir koalisyon getirdik buraya kadar. Çok zor bir ittifak getirdik. Ben parti içinde Sayın Genel Başkanı zaman zaman eleştirmiş, zaman zaman farklı alanlarda, farklı yönlerde politika yapmış bir insanım. Bunların hiçbirinden de bir pişmanlık duymuyorum. Bunu da çok açık söyleyeyim. Ama ittifak açısından yaptığı her işi hem çok zor hem çok anlamlı buluyorum. Ve Türkiye şu anda bir kurtuluş noktasına geldiyse bununla geldi. Şimdi devam edelim. Partiler şöyle bir şey yapabilirler. Diyebilirler ki biz Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda
tek bir adaya oy verme konusunda uzlaştık. Ama seçimlere 6 parti ayrı ayrı gireceğiz. Bu karşı kampın işine yarıyor. Çünkü DOM sistemi, siz seçimlere beraber girerseniz size ilave bir 25-30 milletvekili avantajı sağlıyor. Bir tek milletvekilinin dahi şahsi olarak değil de temsil ettiği sandalye açısından çok önem taşıdığı bir dönemde biz partileri bir araya getirmeye çalıştık. Ve gerçekten 5 siyasal parti bir araya geldi. İyi Parti saygı duyarız, biz ayrıca girmek istiyoruz dediler. Ama onlarla da hem İyi Parti kurmayları hem Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları listeler üzerinde çok dayanışmayla, çok anlayışla çalışarak yanılmıyorsam en son 14 ilde ortak liste çıkarttılar. Geriye kalan illerde farklı listeler çıkarttılar. Şimdi CHP listelerinden seçime girecek siyasal partiler hangi sıralarda kesin seçilebilecek, sınırda olan ya da sınırın ötesinde olacak yerlerde bir müzakere yapıldı. Ben eğer kendi logomdan vazgeçiyorsam, senin logonun altında seçime girmek istiyorsam, benim oy gücüm kabaca budur, şu kadar milletvekili istiyorum dediler. Bunlarla da gene kurmaylar arasında bir anlaşma, bir çalışma yapıldı ve bir sonuca varıldı. Efendim, bundan itibaren milletvekili adayını seçmek ve bildirme sorumluluğu karşı taraftaki partide. Şu söylenebilir, şu söylenebilir. Bunu değiştir arkadaş. Bak bu bizim ortak amacımıza hizmet etmiyor. Çünkü biz daha fazla oy almak için bir araya geliyoruz. Oy kaçırmak için bir araya gelmiyoruz. Bu işe yaramıyor, bu işe hizmet etmiyor. Dolayısıyla geri çek. Bunlar formal olarak da informal olarak da söylenir ve söylendi. Söylendi mi? Söylenir ve söylendi. Siyasetin tamamı herhalde canlı yayınlarda açıklanmaz. Hayır biz burada devam edeceğiz deniyor ise ki bu da kamuoyu açık şekillerde denildi. Evet. Bu yapılmak durumunda kalınıyor. Şimdi buradan itibaren kamuoyuna bir şey yapmak istiyorum. Çok böyle kendimi tartarak söylemek zorunda kaldığım şeyler. Biz bu seçimde cennetin kapılarını açmıyoruz. Bir süre daha onun için zamana ihtiyacımız olacak. Ama biz bu seçimde cehennemin kapılarını kapatmak için hep birlikte çalışıyoruz. Peki. Emin Bey çok haklı. Bu mecliste biz her şeyi halledemeyeceğiz. Ama biz bu meclisle her şeyi halledebilmek için çok önemli bir adım atacağız. Doğru. Eğer biz bu adımı atamazsak gerisinin gelmesi mümkün değil. Doğru. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim. Stratejik oy kullanma meselesiyle ilgili olarak yurttaşlarımız şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki baraj %7'ye indi. İttifaka girmiş bir partinin de baraj sorunu yok. O halde ben Cumhurbaşkanlığında şuna oy veririm. Milletvekilliğinde de buna oy veririm. Ya yurttaşın iradesine saygı duymaktan başka kim ne yapabilir? Başımızın üzerinde yeri var. İster rasyonel olsun ister irrasyonel olsun. Ama rasyoneliteye çağırmak görevimiz. Mesele yalnızca barajın kalkması meselesi değil. Çünkü bir siyasal partinin bir seçim bölgesinde milletvekili çıkartabilmesi için alması gereken toplam oy oranı var. Bu oy oranının Türkiye'de en düşük olduğu seçim çevresi benim seçim çevrem. İstanbul 1. bölge. %2,5 %3 civarında oy alırsanız bir milletvekili çıkartabilirsiniz. Ama geriye kalan tüm seçim çevrelerinde milletvekili çıkartabilmek için %6, %6,5, %7 civarında oya ihtiyacınız var. Bu ne anlama geliyor? Zaten barajda %7 olduğunu düşündüğünüzde barajı geçemeyecek bir siyasal partiye, geçmesi pek mümkün görünmeyen bir siyasal partiye verdiğiniz oy aslında boşa ona gitmiyor, boşa gidiyor. Ve hatta bazen karşı kampa da yani hizmet Türkiye etmiş oluyor. Yani Türkiye İşçi Partisi'ne gidebilecek oylarda mesela ya böyle ben, diyorsunuz. Ben Birleşik Haziran Hareketi'nin yürütme kurulu üyesi olmuş bir insanım. İşçi Partisi'nin yaptığı işlere de saygı duyarım. Hepsi de arkadaşımdır. Ben kimseye İşçi Partisi'ne oy vermeyin falan demem, diyemem yani. Yurttaşımız kimi isterse oy verir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Verdiğiniz oyun nereye hizmet ettiğini lütfen iyi ölçün. Peki. Anlatabiliyor muyum?
Evet. Tipe diye oy verirsin, öbürü diye oy verirsin, oraya gitmeyebilir. Hı hı. Bunu iyi hesap edelim. Peki. Bunun üzerinden hayata bakalım demek istiyorum. Sayın Çömez, Akşener'i Kılıçdaroğlu'yla sahada görecek miyiz? Evet, göreceğiz. Aslında çok iyi bir planlama yapıldı. Sayın Akşener zaten başından beri açıkça Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi. Desteklemeye devam edecek. Bunu söylemle değil, eylemle de gösterecek. Evet. Örneğin önümüzdeki hafta Balıkesir'de olacağız hep birlikte. Ve hep Sayın birlikte Akşener, derken? Yani CHP, İYİ Parti, diğer ittifak ortakları Balıkesir'de olacağız ayın 27'sinde planlama evet. yönde. Dolayısıyla Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'nu birlikte göreceğiz. Yine söylüyorum, biz kendi seçim bölgelerimizde siyasi mücadelemizi verirken Cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyoruz. Ve milletvekilliğinde de çok tabii olarak kendi partimize, arkadaşlarımıza oy istiyoruz. Gökhan Bey'in altını çizdiği konuya ben de izninizle bir vurgu yapmak istiyorum. Şimdi tabii birçok eleştiriyi getiriyoruz. Bunların hepsi haklı eleştiriler, yerinde eleştiriler ama şu anda biz tarihi bir seçim arifesindeyiz. Önümüzdeki dönem defalarca söylediğimiz gibi köprüden önce son çıkış ve biz tek adam rejimini bitirmek için yola çıktık. Bu antidemokratik uygulamaları, bu despotik anlayışı, bu ucube sistemi ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi yeniden demokrasiye kavuşturabilmek için yola çıktık. Demokrasinin kurum ve kurallarını işletebilmek için, parlamenter rejimi yeniden çalışır hale getirebilmek için, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edebilmek için yola çıktık. Dolayısıyla bu küçük ayrıntılarla ilgili eleştirilerimiz tabii ki baki olur. Bunları yeri geldiğinde konuşuruz, yaparız ama fotoğrafın bütününe baktığımızda şu andaki bütün mücadelemiz Türkiye'yi bu tek adam rejiminden kurtarmak. Bu itibarla yol boyunda ortaya çıkmış olan bu küçük tartışmaların bence çok fazla bir önemi yok. Ve inanıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener'in birlikteliği ve diğer belediye başkanlarıyla beraber hareket etmeleri seçimin kaderini etkileyecektir. Birinci bölümde Emin Bey'in değerlendirmelerini dinledim. Çok yerinde değerlendirmelerdi. İlk zaman yani masayla ilgili o türbülansın yaşandığı dönemde Sayın Akşener'in tutumunu anlamakta kimi çevreler zorlandılar. Fakat Sayın Genel Başkan defaatle şunun altını çizdi. Dedi ki ben feragat ediyorum, aday olmayacağım. Ortak aday olsun, güçlü bir aday olsun, ilk turda kazanılsın ve Türkiye artık demokratik parlamenter rejime geçsin. Bütün mücadelemiz bu olsun. Ve bununla ilgili kaygılar ortaya çıkınca da bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz ve adayımızı nasıl güçlendirir ve ilk turda güçlü bir şekilde seçilmesini sağlayabiliriz? Duruş bununla alakalıydı ve bugün artık Sayın Akşener'in o zamanki tutumu daha iyi anlaşılıyor. Ben bunu sahada da görüyorum. Yaklaşık 3 haftadır ben sahadayım. O kayba uğrayan oylarınız da yükseliyor mu peki? Bununla da ilişkili olduğu için araya girdim. Bak, o dönemde o tereddüt esnasında zaman zaman kamuoyunda süreci çok iyi değerlendirememenin vermiş olduğu bir takım kayıplar söz konusu olmuş olabilir. Ama şu an iddiayla söylüyorum. Görerek, bilerek ve inanarak söylüyorum. Sahada inanılmaz bir değişim arzusu var. Müthiş bir yenilik arzusu var. Ve ben çeyrek asırdır siyaseti yakinen bilen, okuyan, AKP'nin kuruluşunda bulunmuş, o süreçleri yaşamış, AKP'nin iktidara geliş sürecinde bizatihi bulunmuş biri olarak söylüyorum. Açıkça gördüğüm şu, inanılmaz bir cesaret var. Yüksek perdeden, yüksek sesle haykıran insanlar var. Öfkesini ortaya koyan insanlar var. Değişim arzusunu çok net bir şekilde ortaya koyan insanlar var. Zaman zaman minik videolarla sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum ve birçoğunu da maalesef sizinle paylaşamıyorum. Öyle büyük bir öfke var ki, öyle yüksek perdeden Erdoğan ve etrafına yönelik ağır eleştiriler var ki bunlar hakikaten sandığa geldiğinde sandıklardan müthiş bir sonuç ortaya çıkacak. Dolayısıyla o sizin kayıp olarak gördüğünüz dönem tamamen tersine dönmüş ve toplum artık o süreçte Sayın Akşener'in tutumunun ne kadar haklı ve yerinde olduğunu anlamış ve müthiş bir ilgiyle karşılaşıyorum ben. Hem parti olarak hem de milletvekili arkadaşlarımız olarak. Bu itibarla Türkiye tarih yazacak. Bunu okuyorum, görüyorum ve biz artık 21 yılın sonunda bu tek adam rejiminden hep beraber kurtulacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız. Parlamentoda da büyük bir çoğunluğu alarak bu geçiş dönemini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Buna inanıyorum. Peki. Figen Hanım, şimdi tabii
CHP aslında bu ittifak listesinde büyük fedakarlığı yapan parti oldu. Baktığımızda işte adaylar üzerinden eleştiri okları geldi vesaire, ama bir diğer yanıyla da diğer o şemsiyesi altına aldığı diğer partilerin de Kılıçdaroğlu'na seçmenlerini ikna etmesi için bir an önce sahaya inmesi gerekli. Şimdi aramızda temsilcileri yok ama Deva Gelecek, Saadet vesaire. Yani altı oka muhafazakar ya da kendi parti seçmenlerini mührü bastırmak için sahaya inmesi gerekmez mi? Biraz sanki orası eksik mi kaldı, öteleniyor mu, bayram sonrası mı bilemiyorum ama biraz sanki orada kampanya süreci eksik kalmış gibi görüyorsunuz. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani CHP bir diyeti ödedi. İşte Sadullah Ergin vesaire vesaire, ama o tarafta buraya çalışması lazım. Bilmiyorum, ne görüyorsunuz siz? Turan Bey 27 gün kaldı. İfade etti, birlikte Balıkesir'de beraber olacaklar diye. Akşener'den ziyade diğer dört parti. Evet, ama onlar da katılacak gibi söyledi. Haklısınız tabii, hep birlikte görmemiz gerekiyor. Çünkü bu ittifak çok kıymetli. Yani bir diyet ödedi demek şöyle, ben bu eleştirileri de aslında yapılsın, konuşulsun. Hı hı. Yani bir şey konuşulmadıkça, o dertler o zaman kapalı kaldıkça daha sıkıntılı ve daha tehlikeli oluyor. Hep söylüyorum, yani toplum konuştukça daha özgürleşir. Dinlemeyi öğrenen ve bunu saygıyla karşılayan toplum da olgunlaşır. Şimdi altılı masa çok kıymetli. Kemal Kılıçdaroğlu bunun mayasını kardı. Çok çabaladı ve diğer liderlerle bir arada hep birlikte bu altılı masayı oluşturdular. Şunu gördük, dedik ki biz birleşmek için birbirimize benzemek zorunda değiliz. Bu anlayışla da yola çıktılar. Bu eleştiriler tabii ki olur. Yani herkesin her eleştiriye saygım var, o önemli. Bu eleştiriler belki bu aday süreci, işte bu listelerin oturması, adayların kesinleşmesi sonrasında belki sahaya birlikte inmeyi düşünüyor olabilirler. Böyle bir marj bırakmış olabilirler, ama mutlaka ineceklerine inanıyorum. Çünkü altılı masayı oluşturan her lider o ittifaka sadık ve o ittifakın en büyük başarıyı yakalamasını istiyorlar. Ama çok doğru söyledi, tabii ki cehennemin kapılarını kapatmak en birinci hedefimiz. Diğer liderlerin de bu amacı gözettiklerine inanıyorum ve listelerde de iyi yerlerde istedikleri şekilde, istedikleri oranlarda elbette bu yönde bir koalisyon tartışma olmuştur. Kafa yormuşlardır, en iyisini bulmaya çalışmışlardır. Bu yerleşmeden sonra da birlikte sahada olacaklarına inanıyorum. Ben tekrar söylüyorum, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nda herkes hemfikir. Kemal Kılıçdaroğlu'na, yani bu tartışmaların binde biri bile, her yönüyle düşünelim, hem bu altılı masa için, hem işte Muharrem İnce'si, Sinan Oğan'ı vesaire vesaire, binde biri bile ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında bir eksilme, yani verilecek oy oranında bir eksilmeye yol açtığına inanmıyorum. Öyle bir şey görmeyeceğiz. Benim düşüncem, okumam o yönde. Turan Bey'in de dediği gibi müthiş bir değişim arzusu var. Ama bunun sebebi de şu, Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor: ben değil, siz adaysınız. Yani bir lider arkasında sürükleyeceğim halkı, şunu yapacağım. Yani o yaklaşım olmadığı için halk başta da tartışıldı, biliyorsunuz. Tartışıla çok sağlıklı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yerleşti ve çok ciddi karşılık buluyor. Bu meselelerde tartışılıyor. Evet, herkes haklı eleştirisini yapıyor. Benim de kendime ait eleştirilerim olabilir, itirazlarım olabilir, ama bizim için çok önemli olan şu anda büyük hedefe kilitlenmemiz. Şimdi, o büyük hedefte bizim bu kader seçim dediğimiz seçimde bize özgürlüğün, refahın yolunu açacak bir seçim. Evet. O yüzden de ben diğer liderlerin de mutlaka bu tartışmaların biraz sükunet sonrasında bir arada görüntü vereceklerini ve çalışacaklarına inanıyorum. Şimdi bugün pek 7 ayrı araştırma şirketinin bir ortalaması var. Hepsini ayrı ayrı yayınlarımızda da söz ediyorum. Çok özür dilerim. Bu burayla ilgili, hani liderlerin beraber çalışmasıyla ilgili bende bir bilgi var. Onu paylaşmak isterim. Seyredersin. 21'i Ramazan Bayramı'nın ilk günü oluyor. Hı hı. 21'inde Sayın Akşener Malatya'da olacak. Sayın Kılıçdaroğlu Adıyaman'da olacak. İmamoğlu Hatay'da. Deprem illerinde. Mansur Yavaş Kahramanmaraş'ta. Çok güzel. Sayın Karamollaoğlu Diyarbakır'da. Adana'da, düzeltiyorum. Sayın Ali Babacan Diyarbakır'da. Dolayısıyla bayramda deprem illerinde. 8 liderin her biri bayramda bir yerde olacak. Evet. Bakın şurada da size göstereyim.
şu program Sayın Kılıçdaroğlu hangi günlerde, Sayın Akşener hangi günlerde, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, Sayın İmamoğlu ve benzeri. Evet. Şu ana kadar 20 miting yaptı Ekrem İmamoğlu. Ağırlıkla Karadeniz, İstanbul ve başka yerler çalışıyor. Ordu Giresun Samsun yapmıştı hatırlarsınız. Evet. Çarşamba günü de Kastamonu yapacak. Mansur Bey daha çok Orta Anadolu çalışıyor. Meral Hanım'ın ben her gün bir başka ilde miting yaptığını ve çalıştığını görüyorum. Babacan ve Davutoğlu da gerek yalnız, gerekse Ekrem Başkan'la ya da Mansur Başkan'la birlikte programları yapıyorlar. Sanırım Sayın Akşener'in Sayın İmamoğlu'yla beraber Trabzon mitingleri olacak. Ya, ne demeye çalışıyorum? Bütün partilerin kurmayları bir araya geliyorlar ve liderlerin ortak programını oluşturuyorlar. Evet. Biraz Ramazan ayı nedeniyle hani depremin de yarattığı bir ortam var. Müzik kullanmadan daha sakin bir kampanya yürütüldü. Şeyle beraber, Ramazan Bayramı ile beraber 24'ünden 13 Mayıs'a kadar çok vurucu bir kampanyaya gireceğiz. Kampanyanın son günü 13'ünde Ankara mitingi olacak. Ondan bir hafta evvel İstanbul mitingi, ondan kapanış bir hafta Ankara'ydı. Evvel de İzmir. Kapanış Ankara'da olacak. Evet. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Biz diğer partilerin kurmaylarıyla bir araya geldiğimizde o kadar rahat çalışıyoruz ki. Hani o oraya gitsin, bu buraya gitsin, şu yapı daha uygun, bu yapı daha uygun. Bu olası bir hükümette ortaya çıkacak sorunların nasıl aşılabileceğini gösteriyor. Disiplin oluştu. Şimdi. 6 Mart evet. için de şunu söyleyebilirim. Evet bir kriz çıktı ve bu kriz kamuoyunun önünde ortaya çıktı. Ama aynı zamanda bu altılı masa o krizi çok ustalıkla ve kriz öncesine göre daha başarılı bir sonuçla çok aşmayı doğru. da bildi. Çok doğru. Dolayısıyla hani bu da her hükümet içerisinde bile, AKP içerisinde bile farklı görüşte olanlar oldu bugüne kadar. Önümüzdeki hükümet döneminde de ortak akılla birçok sorunu konuşarak çözebileceğimizi gösterdi. Peki. Çok doğru. Şimdi anketleri tek tek ele alıyoruz ama bugün 7 ayrı anket şirketinin bir ortalaması çıktı. Arkadaşlar voley verebilir misiniz lütfen? Seçime haftalar kala 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ilişkin 7 ayrı. Ben de söyleyeyim. Türkiye raporu, Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgar Araştırma şirketlerinin anket sonucunun ortalaması. Buna göre seçim ikinci turda kazanılıyor ancak onu da vurgulayalım. Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu %54,56 ve Erdoğan %45,44. Ama burada vurgulamak istediğim şu, ikinci tur. Tabii burada İnce ve Oğan'ın seçimi ikinci tura taşıma ihtimalleri kuvvetli. Yok, buna gelmeyelim arkadaşlar. Birincide kalalım lütfen. Birincide kalalım. Muharrem İnce ve Oğan'ın seçimde ne rol üstlenecekleri çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Muharrem İnce stratejim ikinci tura taşımak seçimi demişti. Bunun mantığını anlamaya çalışacağız elbette. Bir konuşalım. Turhan Bey, siz nasıl bakıyorsunuz? Yani sizce birinci turda biter mi, ikinci turda biter mi? Muharrem İnce'nin rolü ne olur? Yani Muharrem Bey'in adaylığı konusunda ilk zamanlar küçük de olsa sahada bir ilgi vardı. Bunu ifade etmeliyim. Fakat yani birebir profesyonelce sahadaki gelişmeleri izliyorum. Tamamen objektif bir gözle bakmaya çalışıyorum. Giderek o heyecan yerini değişim arzusuna bırakmış ve Erdoğan'ı bu 21 yıllık tek adam rejimini artık sahneden silmek için, sahadan silebilmek için çok ciddi bir ruh ortaya çıkmış. Dolayısıyla ben seçim vakti yaklaştıkça Muharrem İnce ile ilgili toplumun kararının daha da netleşeceğini ve o işte konuşulan anket sonuçların büyük ölçüde yanılacağını düşünüyorum. Bugün itibariyle belki ikinci tura kalma ihtimalinin Muharrem İnce nedeniyle olabileceğini iddia edebilir kimi çevreler. Ama seçim yaklaştıkça Erdoğan karşıtlığı, tek adam rejimi karşıtlığı duygusu giderek güçlenecek, bunu görüyorum. Ve yani oylar çok... daha hani merkezde mi, yani mesela iki isim yarışıyor baktığımızda, evet. aslında Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Evet.
oylar oraya mı çekilecek, tepkisel oylar ya da ne diyelim küskün oylar? Oylar her ne kadar hani ikinci turda bu olacak diye öngörülse de ben birinci turun öncesinde de bu duygunun daha da güçlü bir duygu olacağını düşünüyorum. Hı hı. Balıkesir çok ilginç bir bölge. Ege bölgesine kıyısı var. Marmara Adası var. İstanbul'a yakın, Tekirdağ'a yakın Güney Marmara bölgesi var ve dağ bölgesi var. Örneğin Dursun Bey mesela Erdoğan'ın işte 80 küsur oy aldığı ve Türkiye'de rekor kırdığı bir yer. Yani çok çok büyük oy aldığı bir yer. Orada bile Erdoğan karşıtlığının giderek yükseldiğine tanık oluyorum. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani bölgeyi çok yakından bilen, köy köy, mahalle mahalle bilen birisi olarak söylüyorum. Ve bu seçimde iki temel duygu var. Çok ağır bir ekonomik kriz var Begüm Hanım. İnanılmaz bir ekonomik kriz var. Erdoğan bugün öyle bir şey yok diyor. Sokaklarda öfke patlaması var. Ya bakın sahaya çıkın. İddiayla söylüyorum. Allah aşkına bir AKP'li ne olursunuz? Benimle beraber bir sahaya çıkın. Yalvarıyorum size. Yoklar Begüm Hanım. Ortada yoklar. Bir AKP'liyi görmedim daha seçim meydanlarında. Yoklar. Çünkü insanların içine girebilecek cesaretleri yok. 3 lira olan patates 10 lira olmuş. Bakın bir yılda artan fiyatı söylüyorum size. 5 lira olan soğan 25 lira olmuş. 6 ay önce 60 lira olan Mihalıç peyniri bölgenin 180 lira, 200 lira olmuş. Bugün bir kasaba girdim. Geçen yıl 50 ila 70 lira arasında olan kısmen kalitesine göre 100 lira olan kıyma bugün 300 lira. Kasap dedi ki bugün dedi mezbahadan geldik. Et fiyatları artmış. Yarın 350'den satacağım dedi. İnsanlarda inanılmaz bir öfke var. İki temel duygu var bu seçimi yönetecek olan. Bir, derin bir ekonomik kriz. Erdoğan'ın ısrarla reddettiği ve inanın insanlar Erdoğan'ın bu yok farz etmesini, milletin içinde bulunduğu bu derin buhranı, krizi, acıyı, dramı yok kabul etmesini, bunu göz ardı etmesini büyük bir öfkeyle karşılıyorlar. Bakın bu sandıklarda muazzam bir tepkiyle karşılık bulacak. Dolayısıyla 21 yılın getirdiği derin bir kızgınlık, bıkkınlık ve öfke duygusu var, bir değişim arzusu. Ama öte yandan bu seçimin kaderini belirleyecek olan derin bir ekonomik kriz. Bu itibarla ben Muharrem İnce'nin ilk zamanlar %4'ler, 5'ler civarında olduğu kabul edilen oy potansiyelinin giderek azaldığını gördüğümü söylemeliyim. Bu kendi performansındaki düşüklükle alakalı da değil. Yani genel bir duyguyla ilgili bir şey bu. Seçim zamanında oylar iyice polarize olacak. Erdoğan'ın yıllarca değişik gerekçelerle konsolide etmiş olduğu tabanıyla o tabanın duygularının aksini savunan, demokrasi, insan haklarını, özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü savunan, yolsuzluklara direnç gösteren ve Erdoğan rejiminin, bu tek adam rejiminin karşısında olan geniş toplum kitlelerinin, bakın bu Gökhan Bey'in de altını çizdiği bu koalisyon kültürünün bir siyasi rekabeti olacak. Şimdi o dönemde biz çok farklı siyasi kamplardan gelen, siyasi görüşlerden gelen partiler olarak zaman zaman masada farklı görüşler, ayrı düşünceler de ortaya çıktı. Ama bunun çok başarılı bir şekilde ve sonuç alır şekilde yönetilmesi önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hangi anlayışla yönetileceğinin de bir anlamda göstergesiydi. Bu itibarla ben son derece umutluyum. Anketlerin hepsine saygı duyuyorum. Belki kısmen eleştiriler de yöneltebilirim ama bilimsel yapılan anketlerin hepsinin ben saygın olduğunu düşünüyorum. Ama defalarca söylediğim şeyin bir kere daha altını çizmek istiyorum. Saha bambaşka konuşuyor, sokak bambaşka konuşuyor ve anketlerin büyük ölçüde yanıldığı bir seçim atmosferine doğru gidiyoruz. Ve bu dönemde insanların oy verme temayülünü belirleyecek olan temel şey Erdoğan'ın 21 yıllık bu rejimine, bu tek adam sistemine karşı milletin duyduğu derin bir öfke ve giderek derinleşen ekonomik kriz. Peki. O zaman son sözler de ekonomik kriz üzerine olsun. Çünkü önümüz bayram ve aslında bizler meyve sebzeyi kilo kilo alırdık, file file alırdık ama onlar tanelere düştü. Şimdi bilmiyorum gördünüz mü? Lokumun tanesi 2 lira, işte şekerin tanesi 4 lira. Bu yazılmış. Belli ki insanlar tane tane hesabıyla, yani onu hesap ederek alıyorlar. Hakikaten bayram alışverişlerinde, Mahmutpaşa'da vesaire bu fotoğrafları görüyoruz. Yani bu tabloyu mesela nasıl yorumluyorsunuz efendim? Bu tablo iktidar değiştirir mi? Bakın ekrana da geldi. İnşallah. Böyle satılıyor artık. 2 lira, işte şeker, bayram şekeri tanesi 4 lira. Bunlar bile taneyle hesap yapılarak... Ben bugün evde yumurtanın 6 lira olduğunu anlatıyordum arkadaşlara. Tek yumurtanın 6 lira olduğunu.
Şimdi son sözler olduğu için ekonominin durumunu herkes biliyor. Ben tekrar bir şeyin altını vurgulayacağım. Bir kere gerek Gökhan Bey'e gerek Turan Bey'e hakikaten başarılar diliyorum. İkisini de tanıdığım için çok başarılı milletvekilleri olacağı kanaatindeyim. İnsanları tanıyarak oy verecekseniz işte oy verebileceğiniz iki tane aday var. Sağ olun, teşekkür ederiz. İkincisi, tekrar seçim güvenliğinin ehemmiyetinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bütün bu işlerin temelinde kazasız belasız, hilesiz hurdasız, neticeleri uygulanabilir bir seçimin yapılması yatıyor. Onun için evvela o konulara kendimizi yoralım. Halka bu seçimin kazasız belasız yapılabileceği duygusunu da verebilirsek, muhalefet de bunu verebilirse, ben seçim neticesinin Türkiye'nin hukuk devleti ve demokrasisi açısından çok müspet sonuçlar vereceği kanaatini samimiyetle taşıyorum. Gökhan Bey, siz ne diyeceksiniz? Hem sahada karşılaştıklarınız hem de şu tablo, yani tane hesapları. Şimdi şunu söylüyorlardı ya, hani dünyada bir iktisadi kriz var, bu Türkiye'ye de yansıyor. Evet, enflasyon dünyanın sorunu deniliyor. Hiç böyle değil. Türkiye G20'den düştüğü gibi artık dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında maalesef değil. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında da negatif olarak ayrışıyor. Yani nerelerde ayrışıyor? A. Enflasyonda dünya liginde birinciyiz. Birinci, ikinciyiz. Gıda enflasyonunda özellikle ilk üçteyiz. Ki hani bu topraklar tarımın başladığı topraklardır. Evet. İşsizlik almış başını gidiyor. Bu bir, dünya ekonomisindeki kötüye gidişin Türkiye'ye yansıması değil. İktisadi yaşamda gerçeklerden kopan, iktisat bilimiyle inatlaşan bir yönetimin Türkiye'yi getirdiği nokta. Eğer bugün bizim mutfağımız kaynamıyorsa sorumlusu bizim yönetimimizdir. Bu bir doğal afet değildir. Bu Türkiye'nin kötü yönetilmesinin bir sonucudur. Peki Türkiye buradan kurtulabilir mi? Bakın şöyle söyleyeyim. Biraz evvel söyledim. Artık dünyanın 21. büyük ekonomisiyiz Türkiye. Ama hala çok büyük bir ekonomiyiz. Eğer bu memleketin toplanan vergilerinin ve ekonomisinin önemli bir bölümü hortumlarla yandaşlara akmasaydı, bu vatandaş soğanı da efendim lokumu da bu fiyatlara yemezdi. Çünkü Türkiye gerçekten bir avuç insanın çaldığı, çırptığı ve hızla zenginleştiği bir ekonomiye dönüştü. Bizim iktidarımızda ilk yapacağımız iş bu yandaş kayırmacılığına son vermek ve hortumları kesmek olacak. O hortumlar kesildiği zaman şu anda evlerde damlamayan musluklar da herkese yetecek kadar eşit ve adil olarak akmaya başlayacak. Tarımı, sanayiyi, hizmetler sektörünü hep beraber ayağa kaldıracağız. Ve Türkiye'de bu yoksulluk meselesini yönetilen ve sömürülen bir mesele olmaktan çıkartıp herkesin buradan karne alacağı, yoksulluğu artık tüketeceği ve bitireceği, normal yaşamına kazanacağı ve ailesine gelir sağlayabileceği, bir yaşama dönebileceği bir ekonomiyi sağlayacağız. Bunlar zor değil bu memlekette. Söyleyeyim, zor değil. Çünkü bizim arkadaşlarımız arasında da, ittifak içerisinde bulunduğumuz partiler arasında da çok güçlü ekonomistler, çok güçlü sanayiciler, çok güçlü tarımcılar var ve biz el ele bu işi yapabiliriz. Evet. Ama anahtarı her zaman, bir kere daha söyleyeyim, anahtar hortumu kesmek. Hortumu kesmeye niyetlenmeyen insanın Türkiye'de yapabileceği bir şey yoktur. Gökhan Bey, aslında bu konuyu sizinle daha uzun konuşmak isterdim ama zamanımız kısıtlı. Şimdi soğan çok konuşuldu, sembol de oldu. Ve bir küçümseme iktidar çevrelerinde. Ya biz TOG'dan bahsediyoruz, soğan diyorlar. Soğan aslında çok önemli bu memleket için. Soğanın bu tutarda olmasının ne kadar fakirleştiğimizle bir alakası var. Ve bakan dedi ki, Tarım Bakanı, bakın önümüzdeki günlerde nasıl düştüğünü konuşacağız dedi. Bu yakın zamanda mümkün mü? Vahit Kirişçi bakan olduğu zaman ben onu aramıştım.
İlk kez ziraat mühendisi bir vatandaş, AKP'nin 20 yılında bakan oluyor. Tarım makineleri profesörüdür. Dedim ki sizden evvel o kadar çok rezil oldular ki siz bu kervana katılmayın. Daha mantıklı bir son bir yıl yönetin. Çünkü zaten sadece bir yılınız kalmıştı. Maalesef Vahit Bey benim şeyimi, tavsiyemi tutmamış gibi görünüyor. İhtiyaçlar hiyerarşisinde bir numara beslenmedir. Türkiye beslenemiyor. Evet. Et yiyemiyor, soğan yiyemiyor, domates yiyemiyor. Ve bununla dalga geçen, aklı sıra dalga geçen insanlar var. Yani TOG için dünya kadar laf söylerim. Ama sen bir küsür milyon liraya TOG satıyorsun. Ve TOG insanlar ona bakabiliyor. Aç insanlar da soğana bakıyor. Bunu küçümsemek senin ne haddine? Yani bunu küçümsemek yerine bu sorunu nasıl oluşturduğunu düşün. Soğan için de şöyle düşünüyor aklı sıra, işte mevsimsel etki gelecek. Evet, mevsimsel etkiyle rakamlar bir miktar gevşeyecek. Ama Türkiye'nin biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi fileyle insanların meyvesini, sebzesini evine götürdüğü döneme artık çok uzak Türkiye. Peki. Bu konuyu daha uzun açarız. Evet. Bir reform mu gerekti bilemiyorum tarımda da. Yeniden kendi kendimize yetebilecek bir hale gelmemiz. Şimdi kıyma da sembol oldu ve Turan Bey ekrana bir görsel gelecek. Bir kıyas aslında. Bizim en yüksek, en büyük banknotumuz 200 lira ve 200 lirayla 1 kilogram kıyma alamıyoruz. Peki Avrupa'da durum ne diyeceğiz? Bir bakalım. Peki buraya geldi. Yarım kilo kıyma. 2,5 euro diyelim. Durum bu. Sizden de bir son yorum alalım mı Turan Bey? Bu konuya ilişkin. Erdoğan diyor ya sıklıkla Avrupa'da durum felaket diye. Aslında gerçekten felaket. Bakın yani TOG'la şunda bunda övünüyorsunuz. Buna dair söyleyecek çok sözüm var ama insanlar artık filesi boş gidiyorlar eve. Çocuklar akşam gece yataklarına karınları aç giriyor. Ben o kadar çok insanla karşılaşıyorum ki sokakta. Aylardır evimize kıyma girmedi diyorlar. Bakın bu İngiltere'den bir rakam. Yarım kilo kıyma 2.49 pound. Yani yaklaşık 60 lira. Yani bir kilo kıyma Londra'da şu anda 120 liraya satılıyor. Begüm Hanım bir kere daha söylüyorum. Bir kilo kıyma Londra'da 120 liraya satılıyor. Türkiye'de bir kilo kıyma 300 lira. Yarın Bandırma'da 350 liradan satılmaya başlanacak. Evet. Bakın bir kilo kıyma alabilmek için benim işçim tam bir gün çalışıyor. Bir gün. Londra'da ise... İngiltere'de asgari ücret 10 pound, saatlik 10 pound, bir saat çalışan bir kişi 2 kilo kıyma alabiliyor. Yani yarım saatte 1 kilo kıyma alınıyor Avrupa'da. Bugün Türkiye'de ise bir gün çalışarak 1 kilo kıyma alabiliyorsunuz. Bunun sorumlusu iktidardır. Bunun sorumlusu beton ekonomisine bu ülkeyi gömen, bu ülkenin nesi var nesi yoksa satan, bu ülkeyi sıcak paraya boğup ondan rant üreten ve bu ülkenin istikbalini ipotek altına alan tek adam rejimidir. Bir daha söylüyorum. Bugün bu ülkede yaşanan açlık ve sefaletin tek sebebi bu kadar mümbit topraklarda, bu kadar bereketli topraklarda insanları bu vaziyette yaşatan, soğanı 30 liraya satan, patatesi 10 liraya satan, peyniri 250-300 liraya satan, kıymayı 350 liraya satan AKP iktidarıdır. Başka hiçbir şey değil. Peki efendim. Bakın bugün etle ilgili tedbirler alıyorlar. Begüm Hanım, iliklerine kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. Etle ilgili problemi çözmek için Suriye gibi savaştan çıkmış hatta kısmen savaşın devam ettiği ülkeden yüz binlerce koyun ithal ettiler. Peki kim ithal etti bunu biliyor musunuz? Bunu ithal eden eski bir AKP'li vekil. Hayatında tarımla uğraşmamış, hayvancılık bilmeyen bir AKP'li vekil. Peki bu ihaleyle mi aldı bunu? Hayır. Bir tek genel müdürün imzasıyla aldı ve bu adam kota sattı. Yani bunun üzerinden yüz binlerce dolar para kazandı. Yazıktır, günahtır. Şimdi et fiyatını tutmak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gümrük kapılarında mezbahalar oluşturmuşlar. Canlı hayvan sokuyorlar. Söyleyeyim size, Bulgaristan sınırına gidin göreceksiniz bunu. Bu hayvanları canlı getirip sınırda kesmeye çalışıyorlar ve buradan et fiyatını tutmaya çalışıyorlar. Bu iktidar görevde kalsın. Seçimden sonra et 500 lirayı da geçecek. Çünkü tükettiler, tarımı tükettiler, hayvancılığı tükettiler. İnsanların hayallerini ve umutlarını tükettiler.
İşte onun için diyorum ki bu tek adam rejimine karşı hepimizin bir direnç göstermesi, mücadele etmesi bir vatanseverlik görevidir. Ve ben inanıyorum ki bu millet tek adam rejimine önümüzdeki günlerde çok büyük bir ders verecek ve tarihin karanlık sayfalarına gömecek. Evet, ya her konunun sisteme dönmesi, etste dönüp dolaşıp sisteme son anda. Gerçekten öyle. Sisteme geliyor, hakikaten öyle. Efendim son sözleriniz, çok mutfakta güzel. Yangın var, buyurun. Evet, evet. Bir kere şu ilk başta da konuşmuştuk, kadınlar gönderecek. Bu bir kesin. Evet. Nüfusun yarısını yok sayan anlayış. Kadın seçmen, erkek evet. seçmenden bu seçimde daha fazlaymış kesinlikle bugün. Kesinlikle kadına da Taliban, Afganistan'ın Taliban'ı gibi şiddete karşı koruyan yasayı kaldırmak isteyen, Yeniden Refah Partisi ile Hüdapar'la bu yönde görüş birliği içinde olan, kendi tabanındaki öne çıkan siyasi figür olan kadınları bile bir şekilde hakarete uğramasına sessiz kalan, bu anlayışı biz kapatacağız. Biz kadınlar göndereceğiz. O bir. İkincisi, siz çok güzel söylediniz. Tok soğanla baş edemez. Yani bu iktidar bir soğana yenilecek. Soğan talimat dinlemiyor çünkü. O bir kesin. Bir de bu ülkenin insanları, vergilerini veren, oylarını veren bu ülkenin insanları baskı görsün diye, aşağılansın diye, aç bırakılsın, yoksulluğa bırakılsın diye bu büyük vicdansızlığa da oy vermeyecektir. Kendisinin bu durumunu aldırmayan bir deprem gibi büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde konvoy konvoy araçlarıyla orada gidip şov yapabilsin diye bantları daraltan, gerektiği için biz bunu yaptık diyen anlayışa, bu vicdansızlığa bu ülkenin insanları oy vermeyecektir. Peki. Aslında süremizi doldurduk ama Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı Twitter'dan. Sadece Kürtler yazmış. 1,5 dakika. Ha, hazır mı? Peki. Arkadaşlarıma atmıştım. Onu da bir dinleyelim. Efendim sıcak bir video. Yine Kılıçdaroğlu'nun evinden geliyor. İzleyelim. Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse, Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan. Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana, milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık, beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı. Evet efendim, aslında süremizi tamamladık ama son dakika gelen bu yeni videoyu da sizlerle paylaşmak istedik. Muhtemelen bu yarın konuşulacak, üzerine işlenecek bir konu. Çok teşekkür ediyorum bu saate kadar bizimle olduğunuz için ve kıymetli konuklarıma elbette ki. Turhan Bey teşekkür ederim. Yayınımıza uzaktan bağlandınız, sağ olun. Figen Hanım ayağınıza sağlık. Gökhan Bey, Emin Bey teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. İyi geceler efendim, hoşça kalın.